Arkadaşlar, aracımız Opel Vivaro. 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 Trafiğin farklı versiyonu. Renault Trafiğin farklı versiyonu. Onu bir alalım. Artık yeni videolarımız gelecek. Daha çok kullanıcı yorumu ağırlıklı videolar. Şöyle de gösterdik. Test sürüşümüzü yaptık. Hoşçakalın. Şimdi Volkan abimiz test sürüşüne çıktı. Kendisi bizi Facebook'tan görmüş. Evet. Reklamlarımızı takip etmiş. İlk başta kafasında soru işaretleri vardı. Neler düşündün abi Facebook'taki reklamları görünce? Çeşitli videoları, yani yayınladığınız araç çeşitlerine göre özellikle. Yani resmini altına koyduğunuz aracın uyguladığınızı gördüm, inceledim. Kimyasal ya da şey, elektronik bir herhangi bir şey olmadığını gördüm. Olayın havayla geliştiğini gördüm. Ondan sonra gelip taktırmak istedim. Bundan sonrasına bakacağız. Tamam. O zaman vitesi değiştir. Artık vitesi kalmadı. Aynen öyle. Vitesi değiştirebilirsin abi. Valla işte eski alışkanlık. Tabii o alışkanlık biraz zor. Eski yılların ayak alışkanlığı, el alışkanlığı gidiyor. Aracın gaz tepkimesi nasıl? Araç evet. Böyle yapmıyor. Dördüncü vitesteyiz. Anla şu anda sarıyor. Süratlenmesi iyi. Süratlenmesi iyi. İlave bir turbo gelmiş gibi. Bakın arkadaşlar, buradaki kelime çok önemli. Sanki diyor, ilave bir turbo gelmiş gibi. Aracımız şu an 4. viteste. Eski alışkanlıklarında kullanabiliyor. Tabii şimdi eski şey. At abi 5'e. Hatta 6'ya attım. Tamam, direkt 6'ya atmış. 6'ya attım, 15 milimetre. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 70'te. Motor isyan etmeden gidiyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Alt devrelerde yüksek tork elde ettiriyoruz. Motorun daha randımanlı çalışmasını sağlıyoruz. Çünkü pistonların aşınmasını engelliyoruz. Motordaki sürtünme payını tamamen azalttık durumdayız. Evet, gazdan ayağını çektiğim halde düşmeden kendi kendine bir miktar gidiyor. Abi dokandım. Derya sonunda sesi geldi arkadaşlar. Evet, buradan mı gidiyorsun? Doğru. Düzdür. Aynen abi, klimayı da açtın, iyi oldu. Evet. Klima açtıktan sonra nasıl? Bir şey fark etmedi. 6. viteste 15.000 devirle 80 km yakın hızla gidiyor. Volkan abi, gazı çek, verdiğin gazı miktarını biliyorsun değil mi? Abi pedala basmıyorum. Yani ucu 1.5, 1.5, 2 cm kadar basıyorum. Öyle gidiyor. Ya bu devirle bu süreci yapalım. Evet. Peki normalde bu arabanın sistemsiz vaziyette böyle gitmesi mümkün mü? Yani şu anda 6. viteste şeylerin özellikle 60-70 km arasında şakır şakır vuruyor olması lazım. Arabanın vites işte 5'i istemesi, 4'ü istemesi lazım. Ama şu an bana mısın demiyor. Evet, şu anda sanki sabitleyici varmış gibi. Süper. Pedalın ucuna çok az şu an, ayağım çok az dokunuyor. Araçta sabitleyici varmış gibi kendi gidiyor. Bence ilk seferindeki verdiğin gazın tepkimesiyle arabayı kullanma süresine 5-10 dakika içerisinde adapte oluyorsun, normal bir araba kullanmaya başlıyorsun. O zaman da müşterilerimiz böyle diyor. Bu şey, benim istediğim gibi olmuş diyor. Bu otomatik, şey, normal araba kullanın, otomatik vitesi arabaya geçişi gibi. Aynen. Evet, şu anda 5'e attım, bana mı? 5'e attım, 60 km, 65-70 km. 15.000 devirle sessiz sessiz klima açık gidiyor. Normalde bu devirde klima açıkken arabanız nasıl oluyordu sistemden normalde önce? Normalde şu anda bunu en az 4'e çekmem lazım. Şu an kaçtayız? Şu anda 5'teyiz. 5'teyiz. 6'ya atalım. Gazlar bize göstersene verdiğin gazı. O zaman 6'ya atıp gaz vermedin.
Aman. Altıya attım abi. Hiç gaz vermeden. Bir hiç kadar dokanır mısın lütfen? Çok az dokanır. Dur bakalım böyle bir şey var mı? Şimdi bunu götürecek araba. Evet. Şimdi bu arada aldığı enerjiyle. Evet. Depoladığı havayla. Demedi yüz şey yapanı. Hızlı mı? Evet. Araçta fark var. Nereden gelmiştin abi? Pendik'ten. Pendik'ten. İstanbul Pendik'ten. Karşıdan gelmişler bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Yani İstanbul'da olduğumuz için şanslı hissediyoruz kendimizi en azından. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fethi yolundan devam edeceğiz. Sağdan mı? Evet. 6. vites 15 bin devir sahil yoluna gidiyoruz. Şaka gibi. Arkadaşlar artık biz bir şey söylemiyoruz. Direkt kullanıcılarımızın yorumlarını dinleyeceksiniz. Sağdan geliyor mu? Aynen. Düz 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 düz. Kaçta yaptın abi o hareketi? 3'te arabayı kaldırmışsın. Süper, maşallah. Değiştir abi. Yoş bir aldıkça alıyor bunlar. 3'ten 6'ya attım. Bana mı sindir? 4, 5, iptal. Herhalde bu da kamera çeksin. Yo yo valla 3'ten 6'ya attım. Çünkü araba zaten sessiz olduğu için 4-5 istedim. Yani vitesleri... Şoför refleksi hissediyorsan, kaç istediğini hissediyorsun ya. Abi, aynen öyle. Bütün şoför verdiği gazı biliyor, onun için diyorum sağdan döneceğiz. Her şoför verdiği gazı bilir ama aynı gazla gidemeyene bilir diyorum. Ama devrinde aynı gazla alt devirlerde konuk olarak yakaladığı için içine peşine bakmıyorsun, vitesi değiştirmeyebiliyorsun. Artık motoru bağırtmanıza gerek kalmıyor çünkü arabanız siz ne isterseniz onu yapıyor zaten. Bir de şu var, eski bir alışkanlık var. Onu atmak zaten kolay değil ama o alışkanlık da kullanıcıyı fark etme süresini yakaladığı içerisinde otomatikman o vites aralıkları da değişiyor. Geldiğinize değdi mi? Ya şimdi şöyle bakalım. Benim eski arabanın yerine işte mesela 2016-2018 yeni sistemi değişik bir araba almış gibi. Öyle bir şey oldu. Şu var, arabayı otomatik kullanabiliyorsun artık. Evet. Verdiğin kızın tepkimesini çok kullanıyorsun. Bir de eskisi kadar anladığım kadarıyla biz debriyaj işini baskı balatayı bitirmeyeceğiz. Aynen öyle. Yani bu da etkilerimizde mi sen? Kesinlikle. Sol bacağın ağrıması hepsi baskı balatanın sürekli bas bırak İstanbul trafiğinde. Konforlu sürüş dediğiniz. Vites istiyor. Aynen sürekli öyle. Düşünmeni istiyor baskı balata. Konforlu sürüş dediğimiz zaten bu. Konforlu bir sürüş imkanı sanıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Viteste Derya Aslan'ın dediği gibi onu da gösterelim. Merhabalar. Abimizin oğlu. Şey. Selamlar. Şuraya mı duralım? Durabiliriz abi. Ayım sayesine hoş geldin Volkan abi. Hoş bulduk, teşekkürler. Hayırlı olsun kardeşim. Volkan'cığım.